Kim mi? Selamlar. Geç. Selamlar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün beraber bir cinsiyet partisine gidiyoruz. Yakın arkadaşlarımız bugün bir cinsiyet partisi düzenliyor. Biz de ona gidiyoruz. Gökhan'ın omuzlarından konuşamıyorum. Arkadaşlar selam, ne haber? Nasılsınız? Ben iyiyim. Teşekkür ederim. Hemen konusu açılmışken size bir soruyla şey yapıyorum. Ellerimi yıkıyorum şu anda da, o yüzden kusura bakmayın. Sizce bu cinsiyet partisi olayları, işleri olmalı mı? Yapılmalı mı? Yoksa aman be abi ne gereği var, bunlar ne saçma saçma şeyler mi diyorsunuz? Yorumlara yazın bakalım. Çünkü biz de aradayız. Ya aradayız aslında, arada değiliz. Biz çok yapma taraftarı bir çift değiliz. Olduğu zaman değil mi? Öyle bir şeye özencimiz yok. Hatta biz öğrenmeyelim, doğduğunda öğrenelim gibi falan düşüncelerimiz var. Gerçekten çok heyecanlı olmaz mı? Yorumlara yazın. Tek tek okuyacağım. Gerçekten okuyacak mısın? Evet, tek tek okuyacağım. Yani yazarlarsa okuyacağım. Ya bir de arkadaşlar gözünüzü seveyim, gidip geliyorum ama lütfen rica ediyorum ki videoyu izlerseniz lütfen yorum yapın, beğenin. Abone olmadıysanız bir kontrol edin, abone olun. Şu kızın kanalı artık 10.000'e gelsin. Evet. Daha güzel videolar gelsin. Mecra, ya olay bu. Yani abone ve daha öne çıkmak, daha insanların önüne çıkmakla ilgili like atmak, abone olmak, bunlar önemli şeyler. Aynen. Lütfen rica ediyorum buradan. Tekrar görüşürüz. Instagram'ım bile gerçekten daha hızlı büyüdü bu arada. Daha yeni açtım. Şu an Vakmaşa kullanıyorum ve ilk defa kullandığım için kullanamıyorum. Aşkım anlar mısın Vakmaşa'dan? Profesyonel alanım benim Vakmaşa'lar. Öyle mi? Evet. Vakmaşa dediğimi ben. Vakmaşa yaz burada, yanında Gökhan çıkıyor. Yaptık kahvaltımızı. Ondan sonra spora gittik. Bir 2 saat geçince falan sporumuzu yaptık. Şimdi de cinsiyet partisine gidiyoruz beraber. Hem böyle bir vlog başlatayım dedim. Farklı bir içerik. Daha önce hiç gitmemiştim ben de. İlk defa katılacağım. İlk defa böyle bir arkadaşımız böyle bir etkinlik yapacak. YouTube'da da çok fazla var böyle cinsiyet partileri. Gökhan'ın dediği gibi işte böyle sevenler var, istemeyenler var falan. O yüzden ben de dedim ki çekeyim, hem siz de bizimle fikirlerinizi paylaşın. Hem de bir değişik bir içerik olur dedim. Bu şekilde şimdi beraber hazırlanalım. Orada Gökhan da yemeklerimizi hazırlıyor. Zeytinyağlı pırasa vardı. Biraz tavuk aldık. Tavuk yapacak böyle ızgara. Makarnamız vardı. Öyle sporcu menü. Alıştık artık biz buna. Şimdi saçımın bu tarafı bitti sayılır. Şuraya birkaç kere geçeceğim. Hemen o ara hızlıca üzerimi de giydim. Dişlerimi fırçalıyorum. Makyaj malzemelerimi yanıma aldım. Makyajımı yapacağım. Biraz geciktik. Hızlanmamız lazım. Bugün Gökhan'ı da ben giydiriyorum. Yorumlarız onun da tarzına erse. Şimdi makyajım bitmek üzere. Gökhan hala açık mı şey? Kapatayım ben. Ocağın altı. Şöyle hemen ben yüzümü kapatıyorum. Çok detaylı bir şey yapmadım çünkü vaktimiz yok. Aslında şöyle sizinle oturmalı, sohbetli bir makyaj yapmak isterim ama vakit yok, o yüzden bu kadar yani. Çok bir şey yapamayacağım. Böyle sürüp çıkarız artık. Evet, kombilerimizi gösterelim. Ben şu yırtmaçlı elbise var ya, meşhur Trendyol'un, onu giydim. Üzerime bu ceketimi, Gökhan'ın da kombini şöyle bakın. Şöyle ona ben stil yaptım. Böyle bir gömlek aldım, içine tişört. By Basic Man'den. Böyle ama gömleğine bir gelsene yani. Çok güzel. Bakın arkadaşlar, erkek arkadaşınıza, eşinize alın. Harika. İçine kırık beyazla böyle kombinledim. Süper oldu. Efendim buyurun. Tahminler nedir? Ne hissediyorsunuz? Erkek hissediyorum. Şöyle gezelim. Gençler tahminleriniz neler? Benimkisi erkek. Ben kadın, kız diyorum. Kız diyorum, kesin kız. Emin. %100 erkek diyorum ben. Bakalım öğreneceğiz birazdan. Ben %100 kız diyorum. Kesinlikle. Ben de teyzesi olarak erkek diyorum. Allah'ın izniyle kızız ben de düşünüyorum. Tamam. Sizin var mı çocuklar? Kız. Ben de erkek düşünüyorum. Anneanne bilmiyorum. Ben var istiyorum. Oğlan. Ben kız diyorum. Tamam. Erkek. Sen ne diyorsun? Sen? Şöyle devam edelim. Bir düşünceniz var mıdır? Kız erkek? Erkek, tamam. Gökhan, ne hissediyorsun? Ben kız hissediyorum. Cümleden selamünaleyküm. Erkek. Aleykümselam. Baba kız mı erkek mi diyordun sen? Tamam, hadi bakalım. Evet, babamıza da soralım, ne hissediyorsun? Allah hayırlısıyla olsun da. Tahminleri alıyoruz. Tabii gönlüm kızdan yana ama erkek olursa da güzel olur. Ama hissiyatın daha çok kız üzerine galiba. %50. Devam edelim şuradan. Evet, annemize soruyoruz. Ne hissediyorsun? Kız! Hadi bakalım. Başka soramıyoruz çünkü bir tek annesi biliyor burada. O yüzden soramıyoruz. Dedeye soralım. Dedeye soralım. Ben 4 günden beri nasıl ne halde olduğumu bir de bana sorun. Organizasyonumuz biliyor. Bana dahi söylemedi, bilmiyorum. Söyle, kız mı erkek mi? Kız mı erkek mi? Ne hissediyorsun? Benim için yani dede olarak fark etmiyor. Eli ayağı kalma olsun. Ayağı düzgün olsun. Kız erkek fark etmiyor. Siz? Kesinlikle kız. Hadi bakalım. Derize çaplatıyor. Ben erkek hissediyorum bakalım. Kendimki de eklemiş olayım. Bakalım ne olacak. Benim için tabii ki de bir şey demeye gerek yok. Çünkü bu zamana kadar hani bir şey daha anladım. Paranın gerçekten bir araç olduğunu çok iyi şu an buradaki bütün sevenlerim yanımda olduğu için bir kez daha anladım. Para her zaman bir araç oldu. Amaç hiçbir zaman olmadı. Amaç odaklı bu zamana kadar yaşadım hep. Karakterimden hiç ödün vermedim. Sağ olsunlar annem ve babamla onlara layık bir evlat olmaya çalıştım. Hani eşimden de Allah razı olsun. Bugüne kadar hiç yüzümü kara çıkarmadı. Her zaman yanımda oldu. Sizler de bu mutlu gününüzde yanımızda olduğunuz için teşekkür ediyorum. Hayatlarınıza sağlık. Hoş geldiniz. Sayım yok mu? 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1, 0. Günaydın, çok aç uyandım biliyorsunuz, spor ve diyet yapmaya çalıştığım için geceleri aç uyuyorum son zamanlarda. Akşam çok bir şey yememeye çalışıyorum, o yüzden sabahları da çok aç uyanıyorum. O yüzden böyle çok güzel bir kahvaltı yapacağım, yumurta haşlayacağım, pankek yapacağım, çok canım istedi. Sabahları yemekte çok sıkıntı olmuyor, özellikle kahvaltıyı sağlam etmemizi öneriyorlar zaten, hani gittiğimiz yerdeki beslenme uzmanı da antrenör de, o yüzden güzel bir kahvaltı edeceğim şimdi. Önce bol suyla güne başlıyoruz. Sonrasında bugün bütün gün evdeyiz. Beraberiz. Sonra yemek yapacağım. Ispanak yemeği yapmayı düşünüyorum. Öyle. Beraberiz bugün. Bu arada kalıcı ojelerimi size göstermiş miydim bilmiyorum. Tekrardan kalıcı ojeye döndüm. Rengi böyle biraz değişik bir renk. Yeşil böyle. Yani tam kış rengi değil. yazın daha iyi olabilirdi belki ama böyle hoşuma gitti, yaptırmak istedim. Şimdi kahvaltımızı hazırlayalım. Pankekimizi yapalım beraber. Pankeklerim çok güzel oldu, puf puf oldular. Böyle biraz peynir, yumurta koydum. Sadece sarısını yiyebiliyorum o yüzden. Biraz Nutella ve çayım var. Şimdi bir şeyler açacağım televizyondan ve yemeğimi yiyeceğim. Çok mutluyum. Some kind of a çekim yapacağım. Şu beyaz gömleğimi giymek istiyorum. Hazırlanacağım, evde makyaj falan yapacağım. O yüzden bunu ütüleyelim beraber. Kahvaltımı ettikten sonra hiç oturmadım hala. Bütün evi toparladım, mutfağı temizledim, çamaşır da attım şimdi. Çamaşırı astıktan sonra en son robotu çalıştıracağım. İyice böyle bir tozlar kalksın, ütüyü falan da yaptıktan sonra. Benim bir iş hesabım var, biliyorsunuzdur belki takip edenler, böyle sosyal medya için çekimlerimi yaptığım bir hesap. Hatta bana soranlar oluyor, işte evden nasıl para kazanabiliriz, neler yapabiliriz diye. O yüzden orasını biraz daha böyle, iş hesabım orası, doldurmak istiyorum. Bugün oraya bir reels çekeceğim. İşte Instagram'a 3 tane yeni özellik geldi. İlgilenenler varsa belki bu tarz böyle yeni medyayla, sosyal medyayla biliyorlardır. Bu beyaz gömleği ben İstanbul'dan almıştım. Böyle satenle keten arası bir gömlek. Bu da iş hesabımda çekeceğim bir video olacağı için biraz daha şık olayım dedim işte. Üstte beyaz gömlek, altı pijama mesela. Altı kumaş pantolon, beyaz gömlek, böyle biraz olmak istedim. İş hesabımı takip edebilirsiniz. Böyle Instagram'a ilginiz varsa, yeni girdiyseniz, nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız. Ben bayağı böyle evimi stüdyoya çevirdim arkadaşlar. Evden yapabileceğiniz çok fazla iş var. Para kazanabileceğiniz çok fazla iş var. Yani öncelerde ben İstanbul'daydım. İstanbul'da daha çok öğrendim bunları. Çanakkale'de de şu an hani o şeyim oluştuğu için artık şeyi gözetmeksizim. Yani şeyi fark etmeden her yerde internet sayesinde para kazanabilirsiniz, satış yapabilirsiniz, içerik üretebilirsiniz. Yani havuz çok geniş, herkese yer var. Bununla alakalı yine isterseniz ayrı bir video daha çekebilirim ben size. Genelde şey soruluyor, bir videom var benim home office, evden çalışmakla alakalı. Bir dönem bir araştırma şirketinde çalışıyordum. İşte orada toplantılar oluyor, böyle anket gibi. Siz toplantılara girip para kazanıyorsunuz işte, sadece fikirlerinizi belirttiğiniz için size bir para veriyorlar. Çünkü insanların hani 2-3 saatini alıyor o toplantı. Kimse de böyle bir şeye gönüllü katılan azdır. O yüzden onu parayla yapıyorduk. O videomdan gelip sorun oluyor. Yani o toplantılar arada bir çıkıyor. Yani düzenli bir iş değil arkadaşlar. Buradan da açıklamış olayım. Ama o da güzel, yani para getiriyor. Güzel toplantılar yakalayabilirsiniz ama benim artık yaptığım iş tamamen o değil. Daha çok işte sosyal medya üzerine. Şu an daha çok stok fotoğrafçılığına girmeyi düşünüyorum. İşte Shutterstock'a fotoğraf koymak gibi. Yani ilgili olanlar varsa bunu anlayacak biraz. Ama herkesin yapabileceği bir şey. Yani bölümünüz ne olursa olsun çok güzel iş kolları var. Yeter ki isteyin, araştırın. Yani internet çok geniş bir mecra bunun için. Tamam, gayet güzel oldu bence. Şöyle yakalarını bir daha geçeyim. Yakalar önemli. Bir de açmışken şunu da ütülemek istiyorum. Spora giderken falan bu rahat oluyor. Böyle sık sık ütüleyince birikmiyor. Vallahi robotu çalıştıracağım artık. Çamaşırları bekleyemeyeceğim. Sonra tekrar olmadı çalıştırırım. Çünkü çok saç var her yerde. Bir an önce çalışsın, temizlesin istiyorum. Aha. Kullanışlıysa. Sandalyeleri indirelim. Robot süpürürken kaldırmıştım. Bu arada ben hazırlandım. Şu gömleğimi giydim. İçine bir bralet giydim. Şöyle şu ipli olanlardan. Saçımı yaptım, makyajımı yaptım. Birazdan reels çekimine başlayacağız. Benim tüm çekimlerim bitti. Gökhan da geldi bu arada işten. Herkese iyi akşamlar. Bugün böyle işlere daldığım için yemek yapamadım. Vaktim olmadı. O yüzden şimdi dışarıdan söyledik. Hemen böyle minik bir sofra kurduk. Ev yemeği söyledik. Bayağı güzel oldu burada. Mercimek çorbası seçtik. Kısır, beşamel soslu makarna. Gökhan'da da işte sarma var. Sebzeli güveç, yoğurt bir şeyler. Böyle karışık. Bunu izlemek için şimdi açmayacağım son halini. Bal Social Media ajansımızın sayfasını takip edersiniz. Çok mutlu olurum. Kesinlikle katılıyorum. Takipte kalın. Nasıl? Video nasıl profesyonelleştim ya? Video çok iyi. Değil mi? Böyle şimdi burada huzurlu evimizde. Evinizde yeni evlenenler konfora yönelik düşeyim. Bakın. Masa burada, televizyon burada. Rahatlık. Bizim tek sıkıntımız yemek yerken ne izleyeceğimiz. Netflix içeriklerini bitirmek de üstümüze yoktur. Normal TV yayını izlemiyoruz biz. Aa, gerçekten içerik kalmadı. Biz ne yapacağız? Aşkım ama bir şey söyleyeceğim. İlk defa bir diziyi izleyeceğiz galiba. Ne? Aile diye bir dizi var Show TV'de. Serenay Sarıkaya, Kıvanç Atlıtuğ kadrosu. Abi televizyon dizilerine karşı bir şeyimiz var biliyorsunuz. Şu tatlılık ne ya? Bir sıkıntımız var. Bu arada... Evet. Bu arada şöyle bugün gerçekten çok sevdim kombinimi. Böyle cool oldu. Şimdi makyajım falan da var. Güzel oldu. Böyle akşam yemeği yiyeceğiz beraber Gökhan'la. Bu halı da yine burada. Neden burada derseniz merak etmeyin. Bunu değiştirmeyeceğim artık. Bu yatak odamızın halısı. Sadece bunun püskülleri robota takılmasın diye bir overlock ve kısa saçak eklenecek. Buna o kadar yani. Bunda halımız kullanılacak yani. Öyle. Gökhan pek tişörtünü eşofmanın içine sokman rahatlığı ve benim bu şıklığım. Evdeyim. Öyle şimdi biz yemeğe gidiyoruz. Görüşürüz. Ay peçete koymamışım. Deprem olmuş. Hiç hissetmedim ben bu defa. Çok acıktım ya bugün. Oh yeah. Kahvaltıda pankek yaptım onunla duruyorum. Şimdi minik bir makyaj çıkartma molası veriyoruz beraber. Gökhan'ın kolejini giydim. Çok tatlı ya. Çok güzel. Bunu kombinleyeyim hatta. Ben bunlara bakıyordum son zamanlarda. Onda da varmış. Böyle şey olur ya bazen. Dolabın böyle arkasında kalır. Öyle. Şimdi geçen biliyorsunuz bahsetmiştim bu Kore cilt bakımına geçeceğim diye. Önce yağlı bir temizleyiciyle sonra normal böyle bir köpüklü temizleyiciyle cildimi çıkartacağım diye. Şimdi beraber kullanalım istiyorum. Daha hiç kullanmadım. İlk defa sizinle deneyeceğim. Şöyle elime alıyorum. 2 pompa kadar. Böyle. Şimdi özellikle göz makyajlarında çok etkili bu. Sende hiç olmadı iyice. Bu arada demin Ceren'i aramıştık. Gökhan'ın kızını muhabbet edecektik. O şimdi arada hemen makyajımı çıkartıp gideceğim. Şöyle bakın. Göz makyajını nasıl çıkardı ben video izlerken bakabileceğim. Şu an açamıyorum çok gözümü. Şu an güzelce duruladım. Böyle bir kızardı cildim, böyle bir yaktı ama rimeli falan çok güzel çıkarttı şu anda. Böyle bir normalde kalırdı kalıp gibi. Öyle kalmadı yani bayağı çıktı ama böyle bir kızarıklık yaptı bende. Şimdi şuna geçiyorum. Bunun böyle fresh bir şeyi var. Çok istiyoruz ya böyle bir gerçek ya. Arkadaşlar bir dakikada neler yaşadım ya. Demin güzel bir ikili kahve fincan takımı vardı. Bir tanesinin tabağı kırıldı. Yüzümü yıkadıktan sonra şu seruma geçmeden önce 5-10 dakika dedim şöyle bir kendine gelsin. Orada kahve yapayım dedim. Gitti ürünüm. Neyse şimdi seruma geçtik. Ya şu yağ bazlı olan temizleyici çok fena kızarttı cildimi. Bilmiyorum ilk kullanım falan ondan mı ama bakalım. Nasıl olacak etkisi? Biraz kullanıp öyle size de öneririm. Şimdi hemen almayın. Ben kullanayım. Ben eğer memnun kalırsam size de öneririm. Günü bir kahveyle kapatalım dedik. Gökhan'la bir kahve içeceğiz. Gelin mutfağa gidelim. Kahvelerimizi koyalım. Şunu kırdım bakın. Teki gitti. Böyle kaldı. Nasıl kırdın? Şöyle akşam kahvelerimizi de içelim. Kahve makinesini bu arada çok seviyorum. Çok güzel köpüklü yapıyor. Bunu hemen alıvereceğiz şimdi. güzelce pijama moduna da geçtim. Artık bu videoyu da burada kapatıyorum. Umarım severek izlediğiniz bir vlog olmuştur. Bence bayağı güzel, dolu dolu bir video oldu. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Dediğim gibi özellikle ajansımın sayfasında böyle yeni bir seri başlattım. Sosyal medyaya ya da evden para kazanmaya ilgisi olan insanlar da oradan içeriklerimi takip edebilir. Bugün minik bir telaffuz hatam olmuş ama düzeltiriz, problem değil. İlk videonun nazar boncuğu olsun diyelim. Bu şekilde. Umarım severek izlemişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.